Hoşça bak zatına. Kim zübde alemsin sen? Merdüm dide ekvan olan ademsin sen. Diyor ki sevgili Şeyh Galip, hoşça bak kendine ki, kainatın özüsün sen. Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen. Bu hatırlatmalar boşuna değil. Çünkü yaratılış gayemizi bilmediğimizde, kendimizdeki cevheri fark etmediğimizde, insan olduğumuzu unutuyoruz. İnsan bu dünyaya bir amaç uğruna geldi. O amaca ulaşabilmesi de ancak insan olmasıyla mümkündür. Unutan insan için en güzeli bu yüzden tekrardır. Ne demişler? Et tekrar ru'hsen ve levkane 180. Tekrarlayalım öyleyse. İnsan ol biraz diye meşhur bir replik vardır. Hepimiz de kullanırız. Özellikle kötü bir tavırla karşılaştığımızda. Peki nedir? Kimdir insan? Surette yani dışta zaten hepimiz insanız. Peki ya sirette yani içte? Yanıtını ısrarla aramamız gereken soru belki de bu. Çünkü insan acıdır ki kendi değerini bilmeyen bir cevherdir. Candır eli, kolu, gözü, ayağı olan. Onu yaratılmış tüm canlılardan ayıran pek çok vasfı vardır ve Yüce Allah'ın sorumluluk verdiği tek canlıdır. İrade sahibidir. Akledebilen, hissedebilen ve istediğini dile getirebilen insan işte bu haliyle de yaratılanların en üstünüdür. İnsanın hem sureti hem sireti vardır dedik. Canında bir can var. O canı ara. Beden dağında bir mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay giden sufi, gücün yeterse ara. Ama aradığını dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Peki, insan kendinde neyi arayacak? Elbette üstün vasıflarla kuşanmanın yolunu, yani iyiliği, alçak gönüllülüğü, saflığı, merhameti ve kendi değerini yüceltecek olan ahlaki duruşu arayacak. Çünkü insan tek düze bir varlık değil. Doğuştan gelen kötüye ve iyiye yönelme potansiyeline sahip bir varlık. İnsana sığabilene alem, aleme sığamayana insan denir der sevgili Muhammed İkbal. İnsan Allah'ın çok sevdiği, insan Allah'ın lütfettiği, Allah'ın sorumluluk verdiği, insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Yüce Allah şöyle sesleniyor insana. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Emaneti yüklenen insana neden cahil denmiştir? Bir düşünelim. Çünkü emaneti yüklenecek kabiliyet ve yetenekte oluşunun farkında değildir. Sizce farkında mıyız? Yaratılanların en üstünü, en şereflisi payesini üzerimize almak kolay. Peki yaratılanların en üstünü gibi davranıyor muyuz? Hani dağın, taşın bile üstüne almadığı o sorumluluklarımızı hatırlıyor muyuz? Çünkü İçte insan olmanın belirtisi Allah'a verdiğimiz söze sadık kalmak ve üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirmekle anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de insan kendisine secde edilen, Allah'ın halifesi seçilen, cömert, nankör, aceleci, cimri, alim, hırslı gibi pek çok şekilde anlatılır. Yani Kur'an'da her türlü insanın tasvirini bulmak mümkündür. İnsanın İyi ve kötü tüm meziyetleri yaratılışında vardır. İnsan hem mükemmel hem de eksiktir. İnsanın iyi veya kötü olması aile ve toplum hayatıyla şekillenir. İnsanın kötülük yapması bilgisizlikten ve özünü bilmemekten kaynaklanır. İnsanda gizli bir öz vardır. O öz iyi huylarla gün yüzüne çıkar. Dışımızı temiz tuttuğumuz kadar içimizi de temiz tutarsak o gizli özdeki üstün vasıflar ve güzellikler kendini gösterir. Öze indin mi ne kibir ne haset ne de başka bir kötülük kalır. Biz insanı en güzel şekilde yarattık der Yüce Allah. Yani ah seni takvim üzere. İnsanın hala maddi ve manevi yönüyle keşfedilmeye devam etmesi, biyolojik yapısındaki açıklanamayan harikulade ahenk de Buna işaret değil mi? İnsan tüm bu alemin özüdür. En güzel ve en mükemmel biçimde yaratılan, Allah'ın ruhundan üflenen, zeka, akıl, anlayış, kavrayış gibi nimetlerle çepeçevre kuşatılandır. Kendi kıymetimizi bilmiyoruz. İnsanın yükselişi kendini, dolayısıyla Rabbini bilmesiyle başlıyor. Tüm güzellikler aynı değerlerden geçiyor sanırım. Gururlu olma. Kibirli olma. Başkalarının kusuruyla meşgul olma. Kimseye iftira atma. Adaletten sapma. Dedikodu etme. Kimseyi hor görme. Hakir görme. Kusur araştırma. Ayıplama. Nankörlük etme. Yetimi üstün tut. Şükret. Alçak gönüllü ol. Cömert ol. Merhamet et affet. İnsan ancak bu hasletleri hayatına yansıtınca kendini bilir. Dolayısıyla insan olur. Hakikat şu ki kendini bilmeyen insan hiçbir şeyi bilemez. İnsanın kendini bilmesinin de tek yolu hakkı bilmesidir. Yapmamız gereken insan olduğumuzun farkında olarak yaşamak. Dağın, taşın bile almadığı o emaneti, kendi rızamızla yüklendiğimizi aklımızdan çıkarmamak. O zaman belki de ne kimse bize ne de biz kimseye biraz insan ol demeyiz. Unutmayalım. 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 Dünyaya ne tür bir suretle geldiğimiz değil. Dünyadan nasıl bir sirette gideceğimiz önemli.